Bugün stüdyomuzda ABB'den Recep Mert Bey var. Hoş geldiniz. Öncelikle Merhabalar, hoş bulduk. nasılsınız? Teşekkürler siz. Biz de iyiyiz. Sene sonu malum herkesin yoğundu. Bu yoğun programımızda vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bugünkü konumuz alçak gerilim panolarda mekanik dayanım. Biraz bu seminerle ilgili programdan bahseder misiniz? Yani bu seminere katılan izleyiciler neler beklemeli? Bu seminere katılan izleyiciler öncelikle bu semineri seçme nedenim. Sektörde bu konuyla ilgili çok yanlış bilinen doğrular diyelim. Ya da doğru zannedilen yanlışlar ya da eksik bilinenler ya da bazı konularda sektörde belli bir standart oturtmaya çalışırken oysa ki birçok konuda eksik kalınması durumuna aydınlık getirmek için, konuyla ilgili bilgi sağlamak için bu semineri seçtim. Alçak gerilim panolarda daha çok saç panolarla ilgili mekanik dayanım yani panonun kasasının dayanımı ile ilgili bilgi vermek istediğim bir seminer olacak. Zaten sanıyorum ki endüstride bu oldukça kullanıcıların da zorlayan konular, standartlar. Çünkü çok teknik kalabiliyor ya da tecrübe çok gerektiren bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Bu nedenle sizin gibi tecrübeli, sektördeki tecrübeli profesyonellerin de bize katılması her zaman çok hoşumuza gidiyor. Şimdi sunuma başlamadan önce birkaç noktada hatırlatma yapmak istiyorum. Yanda görmüş olduğunuz chat alanına mail adreslerinizi bırakırsanız yayından sonra sunumu alma şansınız olabilir. Sunumu almak istiyorsanız lütfen chat alanına mail adresini bırakın. Bir ikinci konuda soru cevapla alakalı. Sunumumuz yaklaşık 40-45 dakika civarı sürecek. Sonunda da bir soru cevap bölümü yapacağız. Yani Recep Bey'e birebir olarak sorularınızı sorabilirsiniz. Lütfen sorularınızı sunumun sonunda chat alanına yazmayı unutmayın. Ben iyi yayınlar diliyorum ve sözü Recep Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler, sağ olun. Tekrar herkese merhabalar. Bugün az önce bahsettiğimiz gibi alçak gerilim panolarda mekanik dayanımdan bahsedeceğiz. Bu mekanik dayanımla ilgili standartlar, IEC'nin yani Avrupa'da kabul edilen standartlar, uluslararası standartlar. Özellikle fitresi panolarda IEC 61.439'a geçişle beraber artık zorunlu olan alçak gerilim panolarda mekanik dayanım testi, yani bu teste bağlı olarak da verilecek not. Artık bir özellikle fitresi panolarda bir kriter halinde, kalite kriteri halinde. Şimdi nelerden bahsedeceğiz? Önce mekanik dayanım nedir? Kısaca ondan da bahsedeceğiz. 61.439'a göre mekanik dayanım. Dolayısıyla daha sonra daha detayına indiğimizde IEC 62.262 tam olarak nedir? Mekanik dayanım standartı hakkında yine ekstra bilgi vereceğiz. Koruma dereceleri nedir? Nasıl ölçülür? Test nasıl yapılır? Test prosedürleri nedir? Yine mekanik dayanımı artıran faktörler nedir? Nasıl, ne şekilde panolar hazırlanır? Mekanik dayanıma uygun olması için nasıl bir dizayn olması gerekir? Ve özellikle mekanik dayanımındaki çok önemli kriterlerden biri, mekanik dayanıma yardımı olan kriterlerden biri panoların kütleleri konusunda üretim teknolojileri hakkında biraz bahsedeceğiz kısaca. Önce mekanik dayanım nedir ve mekanik dayanımın önemi nedir? Şimdi sistemin ilk aşamada ana güvenliğini sağlar. Dolayısıyla yani mekanik dayanımın panonun saç kasa olarak düşünürsek içinde bulunduğu tüm elektriksel ekipmanların ilk aşamada muhafaza olması görevini taşıdığı için ilk başta herhangi dıştan gelecek bir etkiye karşı bu etki bir çarpma da olabilir, herhangi bir şey olabilir. Buna karşı ilk korumayı sağlayan kısımdır. Kullanıcı açısından hayat güvenliği yine herhangi bir iletkene karşı kullanıcıyla bir insanla o temasını ayıran bir kısım olduğu için panonun kasası dış kısmı. Yine bu açıdan çok büyük önemi var. Ya da herhangi bir mekanik bir bozulma ya da herhangi bir deformasyon olmayan bir panonun önemi de yine dışarıdan herhangi bir uygulamada bir teması önlemekte çok önemli. Yine ekonomik açıdan uzun ömrün önemi, mekanik dayanımı güçlü olan bir panonun uzun süre dışarıdan en azından neden olabilecek bir zarara açık olmadığı anlamına gelir. Çok açık olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla herhangi bir elektriksel sonuçta çıkmadığı sürece, sorun geçmediği sürece uzun süre yani uzun ömürlü bir panel olarak görev yapabilir. Yine sağ şartlar açısından sistemin işletmenin devamlılığının önemi. Yine sağda biliyorsunuz elektrik panolarının kullandığı alana göre bu bazen bir işte plaza AVM de olabiliyor, bazen endüstriyel bir işletme de olabiliyor. Bu işletmede forklift gibi ya da herhangi bir şekilde dışarıdan gelen bir aracın çarpması gibi bir söz konusu da olabilir. Bunlara göre ne kadar dayanıklı ise pano, dolayısıyla herhangi bir sorun yaşamadan elektriksel bir aksamaya uğramadan sistemin devamlılığı için önem taşımaktadır.
Şimdi 61.409'a göre mekanik dayanım nasıl tarif edilir? Tam olarak ne istenir fit testinde? 61.439'da 0 ve 61.439'da 1'de de baktığınızda özellikle her standardın birkaç yerinde farklı bir standarda, farklı bir alt standarda gönderme yapıyor. Yani 62.262'ye mekanik dayanım testleri 62.262'de tarif edildiği gibi yapılmalıdır diyor. Ya da oradaki gibi tarif edildiği gibi yapılıp bu teste göre notu nedir belirtilmelidir diyor. Birkaç kısmında 62.400'ün gördüğünüz gibi. Dolayısıyla 62.262'ye bugün odaklanacağız biraz da. IEC 62.262 mekanik dayanım standardı. Amacı nedir? Birkaç amacı var. Birincisi panel içerisindeki elektriksel ekipmanların muhtemel zararlı etki yaratabilecek mekanik darbelere karşı koruma derecesini tanımlamak. Koruma derecesini tanımlamak derken ne kadar bir etkiye göre, ne kadar bir çarpma, ne şiddette bir çarpmaya ya da dışarıdan gelebilecek darbe etkisine göre ne kadar koruyabildiğini tanımlamak amacı, birinci amacı. İkinci amacı mekanik darbelere karşı koruma derecelerini belirlemek. Bu hangi, ne büyüklükte bir darbenin hangi derecede ya da ne kadar kabul edilebilirlikte olduğunu belirlemek anlamına gelir. Tüm koruma dereceleri için gereksinimlerini de belirlemek. Yine. Ve gereksinimlerin karşılanmadığını teyit etmek için gerekli testleri belirlemek. Yani hangi testler sonucunda hangi derecede hangi notu alacağını bir panonun belirleme amaçlı yazılmış, bir tasarlanmış bir standart IEC 62.262. Koruma derecelerinden başlayalım. Şimdi ilgili standart IEC 62.262'ye göre bir IK kodu yani panonun bir mekanik darbeye dayanım notu veriliyor. Bu IK kodu ne demek? IK Uluslararası Mekanik Koruma Kodu. Yanında da iki haneli bir sayı oluyor. İşte 0, 0'dan 10'a kadar derecelendirmeyi belirleyen numara. IK kodunun her bir kodun aslında belirttiği, anlattığı bir panonun darbeye karşı dayanıklılığını gösteren bir ne kadarlık bir darbeye karşı, ne kadar enerjide bir darbeye karşı dayanıklı olduğunu anlatan bir not aslında. IK 00 dediğiniz zaman panonun hiçbir koruması olmadığını, herhangi bir darbede direkt olarak kabul edilemeyen bir hasara açık olduğu anlamına geliyor. IK 01'den itibaren başlıyor koruma. IK 01'de 0.14 joule. Yani bu bir enerji birimi. Joule. 0.2. IK 03'te 0.35 joule. IK 04'te 0.5 joule. IK 06'da 1 joule. IK 07'de 2 joule. IK 08'de 5 joule. IK 09'da 10 joule. IK 10'da da 20 joule'lük bir enerji içeren darbeye dayanıyor olması gerekir. Tamam. Şimdi böyle enerji birimi ben tarif ettiğim zaman bu darbenin absorbe edileceği enerjiyi çok bir anlamı olmayabiliyor. Bunu nasıl, ne şiddetli bir darbeye denk geldiğine bir bakalım isterseniz. Şöyle ki IK sıfırı dediğimiz gibi herhangi bir koruma derecesi yok. Tamamen korumaya yani korunmadan ortada duran bir konu. IK 02'den başlayacak, 01'den başlayacak olursak az önce 0.25 0.14 demiştik. Bu da 250 gramlık ağırlığın, şimdi buradaki biraz göremiyorum ben de, belli bir yükseklikten pano üzerine düşmesi anlamına geliyor. Bu şekilde bu daha sonra sizinle zaten sunumu paylaşacağız. Tüm örnekleri görebilirsiniz bu slayttan. Bu örnek olarak joule derecesine, joule enerji değerine eşit olarak şöyle bir yaklaşım yapılabilir. Belli bir yükseklikten belli bir ağırlığın pano üzerine düşmesi şeklinde bir enerjiye denk getirebilirsiniz, bakabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse ABB'nin panoları örnek verelim. En son en üst seri pano serisi System Pro E-Power saçlı kapılı versiyonlarında IK 10 notuna sahiptir. Darbe dayanım testinde. Camlı kapıları ise IK 09 testine sahiptir. Bu aynı şekilde diğer ana dağıtım pano serisi Artu serisinde Artu K ve Artu M saç kapılı versiyonlarında yine IK 10, cam kapılı versiyonlarında ise IK 09 serisine sahiptir. Duvar panolarımız Artu L ise IK 08 notuna sahiptir.
Mekanik dönem test prosedürlerinden bahsedelim. Bu testler nasıl yapılır, hangi şartlarda yapılır, nasıl ölçülür, hangi nota sahip olacağı puanının. Özellikle ortam koşullarının 15 ile 35 derece olması beklenir test sırasında test yapmak için. Çok yüksek sıcaklıklarda ve küçük sıcaklıklarda yapılmaz. Hava basınç aralığı 86 kilopaskal ile 106 kilopaskal arasında yapılır. Hava atmosfer basıncı, hava basıncı derken şunu kastediyor aslında. Deniz seviyesindeki atmosfer basıncının yaklaşık 101 kilopaskal olduğunu düşünürsek, yani deniz seviyesinin de biraz altında da işlevini görebileceği, deniz seviyesinin belli bir yere kadar üzerinde de işlevini görebileceği bir test olması gerekir, olması beklenir. Testte kullanılan ekipman özelliklerinden bahsedelim. Testi ilk önce testte kullanılacak, test edilecek panonun tanımının ve özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Test ekipmanı olarak yani testte çarpmayı gerçekleştirecek çekiç ya da yaylı çekiç ve benzeri yani nasıl bir ekipman kullanarak bir çarpma testi yapacağı belirtilmesi gerekir. Test edilecek örnek sayısı belirtilmesi gerekir. Montajlama durumu, panonun montajlanmasının yere, duvara veya herhangi bir yüzeye montajlanma durumunun belirtilmesi gerekir. Yani panonun darbeyi aldığı andaki montaj durumu, duvar panosu duvara montajı mı ya da dikim tipi panoysa yere montajı mı yoksa serbest mi diyor. Bir bilgilerin de veriliyor olması gerekir. Bunlara göre değerlendirilir. Ek bir ön şart durumu var mı? Panonun özel farklı bir durumu var mı? Panonun enerjili ya da enerjisiz olma durumu. Çünkü boş panolarda IEC 62.262 mekanik denim testine sokulup onlara da bir not verilebilir. Panolarda herhangi bir hareketli bir parça olup olmama durumu. Yani işte ne olabilir? Kapıların hareketli parça olduğunu kabul edebiliriz mesela menteşeli için. Bir de uygulanacak darbe sayısı ve yeri. Darbenin hangi panonun hangi bölgesine ne şekilde yani verildiği de önem taşır. Şimdi de kabul edilebildikten bahsedelim. Yani darbe alınan panoya karşı verilen bir darbeden sonra panonun ne kadarlık bir hasarı kabul edilebilir hasar ondan bahsedelim. Bu bir tip testidir ne? Yani dolayısıyla her bir pano için üretilecek her bir pano için yapılmaz. Sadece teste sokulan pano için yapılır. Bir panocunun montajını yapıp da müşterisine göndermeden önce vereceği bir pano da yapılmaz. Rutin test değildir yani. Pano üreticisinin dizayn ve montaj kriterlerine göre montajlanmış bir örneğin boyutlandırmalarında uygulanan darbe sonrası en fazla 0,1 mm değişiklik olabilir. Ek bir güçlendirme parçası veya montaj yöntemi kullanılmış ise test raporunda belirtilmelidir. Bu şu demek, yani herhangi bir darbe sonrasında test gerçekleştirildikten sonra gerçekleştirilmeden önceki haline göre pano kapaklarında, dış yüzeyinde, herhangi bir saç aksamında yer değiştirme miktarı 0,1 mm fazla olmaması anlamına geliyor. Hemen hemen yani gözle görülen bir hasar olmaması gerekir pano üzerinde. Bu hasardan sadece boyutlandırma ile ilgili hasardan bahsediyoruz. Yani herhangi bir boyasının sızdırması gibi bir konudan bahsetmiyoruz. Panonun darbe testine maruz kalacak her bir yüzeyinde en az 5 darbe uygulamalıdır. Bu uygulamaların 3'ten fazlası aynı nokta mesafesinde uygulanamaz. Bu da bir panonun bir yüzeyinin yani örnek olarak tavanından başlamak üzere darbe uygulandığında en az tavan bölgesine 5 farklı darbe uygulanması gerekir. 5 farklı bölgesine. Yani en azından aynı bölgeye 3'ten fazla olmayacak şekilde. Zarar kabul edilebilir seviyeleri aşmamalıdır. Onay kriteri panodaki ekipmanların güvenliğini ve kullanılabilirliğini devamlılığına da bağlıdır aynı zamanda. Dolayısıyla eğer dış panonun dış kısmında ya da herhangi bir darbenin alındığı kısımda gözle görünen ve de kabul edilebilir seviye olan 0,1 mm'nin altında bir hasar olsa bile içindeki elektriksel ekipmanların da hala çalışmaya devam ediyor olması bir onay kriteri. Dolayısıyla bu konuda da geçiyor olması gerekir testi. Şimdi mekanik dayanımı arttıran faktörler nedir? Onlardan bahsedelim. Öncelikle pano üretimi ham malzemesi, pano üretiminde kullanılan montaj yöntemleri, pano aksam kalınlıkları, pano aksamı tasarım özellikleri. Yani örnek vermek gerekirse saç panolarda kullanılan malzemenin saç olduğunu düşünürsek, montaj yöntemleri de panonun modüler bir pano olup olmadığı, yani herhangi bir vidacı vata şeklinde ürünlerle, ekipmanlarla montajın
ya da kaynaklı bir pano olmasına göre değişkenlik gösterir mekanik dayanımı. Bunun dışında da kullanılan aksamın, yani saç aksamın malzemenin kalınlığının da önemi vardır. Yani piyasada birçokça bilinen işte belli bir kalınlık kriterleri, birçok şartlarda sizin de bildiğiniz gibi 2 mm kalınlık kriteri ya da 2 mm kalınlık kriterinin isteniyor olması, bu mekanik dayanımı arttıran bir faktör olduğu düşünüldüğü için dolayısıyla bunun da bir önemi var. Ve pano aksamı tasarım özellikleri derken daha da günümüzde mühendisliğin daha çok odaklandığı nokta olarak bahsedebiliriz. Tasarım özelliklerinden bahsedersek şöyle bahsedebiliriz. Herhangi bir panonun, herhangi bir düz saçın üzerine aldığı bir darbe sonucunda gördüğü deformasyon ile o herhangi bir kıvrımlı saçın, benzer boyutlardaki kıvrımlı saçın üzerine aldığı darbede gösterdiği deformasyon aynı değildir. Dolayısıyla mekanik dayanımı aynı saç kalınlığındaki iki farklı yüzeyde tasarımı değiştirerek arttırabiliriz. Bunu nasıl örnekleyebiliriz? Pano aksamının tasarım özelliklerinden bahsediyoruz yine. Büküm sayısını arttırarak mesela ya da büküm tekniklerinin veya yük yönünü değiştirerek arttırabiliriz. Büküm teknikleri nelerdir? Upkanka büküm yapılabilir ya da rollform makinesiyle büküm yapılabilir. Özellikle panolarda kullanılan saç malzemelerin üretim teknikleri bu dönemde bulundurulduğunda. Örnek olarak şu ilk kısımdaki düz bir levha ile sadece basit bir bükümden geçmiş, isteminden geçmiş bir levha benzer boyutların olmasına rağmen üzerlerine düşebilecek herhangi bir cisimlere karşı verdikleri tepki çok farklıdır. Düz bir levhanın deforme olması çok daha kolayken farklı bir büküm tekniğiyle bükülmüş, farklı bir şekil verilmiş bir levhanın deforme olması çok daha zordur. Özellikle sizin de bildiğiniz gibi pano dışında da birçok sektörde özellikle çekimler çakıları gibi olsun. Buna benzer tasarımlar kullanılır düz bir levha olması yerine. Daha çok bir kıvrımları olan bir yüzey tercih edilir. Daha mekanik dayanımdan dolayı. Büküm teknikleri de bükümün yük yönü derken şunu kastediyor. Aslında bükümün bir levhanın düz bir kısmı üzerine gelen bir etkiye karşı dayanımı ile dikey bir levhanın dikey kısmına gelen bir etkiye dayanımı çok farklıdır. Dikey kısmı çok daha yüksek kütlere dayanabiliyor hale gelmiş olur. Dolayısıyla bu özelliği kullanarak büküm sayısını arttırıp daha çok dikey yüzeylerden yararlanarak daha yüksek oranda bir mekanik dayanıma ulaşılabilir. Yine panonun dikmesinin de yine ekstra bir özelliği var. Çok bu konuda büyük bir önemi var. Panonun mekanik dayanımı testine karşı dayanıklılığının yani yüksek mi kalmasının da önemi. Piyasada gördüğünüz birçok panonun dikmesi ya da profilleri ya U profil ya C profil ya da üst kısımda gördüğünüz resimlerdeki gibi 2-3 bütünlü dikmelerden oluşur. Örnek vermek gerekirse ABB'nin son çıkardığı üstün seri sistem Frey Power panosunun dikmesi özel bir büküm yöntemi olan Rollform makinesinden az aşağıdaki resimde de bir örneğini görebileceğiniz gibi birçok istasyondan geçerek büküm sayısı arttırılarak yaklaşık 13, yani 13 bükümden sonra lazer kaynaklı bir şekilde tamamen kapalı bir profil olarak piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla bu profilin çok daha yüksek derecede bir mekanik dayanıma ulaşması sağlanır. Normal açık bir ya da işte 2 bütünlü ya da 3 bütünlü C, U profillere göre kıyasla. Yanında da bir kesitini görebileceğiniz gibi. Dolayısıyla böyle bir kriterle çok daha düşük bir saç kalınlığıyla bile yüksek saç kalınlıktaki az sayıdaki büküm olan bir kesimden yüksek bir mekanik dayanım seviyesine ulaşmış olur. Örnek vermek gerekirse az önce bahsettiğimiz sistem Frey Power panolarının dikmeleriyle ilgili aynı dikmenin benzer kesitlerdeki, aynı boyuttaki bir açık profil, 3 bütünlü açık profil, 2 mm kalınlığındaki bir dikme piyasada çok kullanılan bu panoların örnek olarak getirilmiş. Diğer tarafta ise 1,2 mm kalınlığında bir 13 bütünlük sistem Frey Power'ın kapalı profil yani lazer kaynaklı kapalı profil kıyaslaması işte çekme ve sıkıştırma testi yani tension compression testi dediğimiz. Bu testi sonuçlarında görüldüğü gibi
test raporlarında da verildiği gibi 2,5 kat daha dayanıklı olduğu görülmüştür. Özellikle yukarıdan gelen darbelere ve çekme testlerinde sonuçlar olarak. Yine bir başka bir test de kırılma testi, torsion testi yani. Aynı şekilde iki farklı profil, bitme profili kıyaslandığında kırılma testinde de 1,5 kat daha sağlam olduğu görülmüştür. Dolayısıyla vardırmak istenen sonuç aslında sektörün şu anda son yıllarda gelmiş olduğu nokta ve pazardaki ticari rekabetten dolayı bazen birçok firma saç kalıplarında incelemeye gitmek zorunda kalabiliyor. İncelemeye gitmesine rağmen ise bazen taviz veremediği kriterler de var mekanik denim gibi. Dolayısıyla bu mekanik denim kriterlerini karşılamanın artık mühendislik dediği bir sorun bulunmak zorunda var. Ve birçok marka artık kıvrım sayısını arttırarak ya da tasarımını değiştirerek mekanik dayanımı sağlamaya başlıyor. Dolayısıyla birçok şartnamede istenen 2 milimetre ya da 2,5 milimetre bir taş kalınlığı aslında hiçbir anlama gelmiyor. Ya daha doğrusu tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor. Çünkü sizin ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Bu bir çarpışma testi gibidir arkadaşlar belki. Test notunun ne olacağını bilemiyoruz. 2 milimetre ya da 2,5 milimetre saç kalınlığı istemek yerine aslında doğru yaklaşım mekanik dayanımdan belki de yüksek bir not istemek ya da belli bir seviye belirlemek. Çünkü MAC-IC'nin 62.262 testi geçmek ya da kalmak diye bir şey yoktu testte. IC'nin istediği tam olarak notunun ne olduğunu belirlenmesidir. Yani kanımızı tıp testine soktuğumuz zaman kanın geçmek ya da geçmeyecek anlamına gelmez. Sadece notunun ne olduğu verilir. Dolayısıyla 2 milimetre saç kalınlığı bir pano K05 gibi bir nokta alabilir. K07 gibi bir nokta alabilir. Notunun ne olduğunu ortaya çıkması anlamına gelir. Dolayısıyla tavsiyemiz daha çok saç kalınlığı ya da bütün sayısı ya da bunun gibi bir özellik istenmektense eğer mekanik bir dayanımla ilgili bir güvence altına alınmak istemiyorsa alçak gerilim panolarda yüksek bir K notu isteyin. K10 ya da K09 gibi bir not isteyebilirsiniz. Son olarak vermek istediğim mesaj, özellikle prestijli projelerde IK mekanik dayanım test raporunu kesinlikle talep edin. Her ne kadar geçmiş olsa da bu testi, yani ya da belli bir not olmuş olsa da notunun ne olduğunu öğrenin. Üreticinizden ya da panonunuzdan ilgili panonun IK test raporunu isteyin diye tavsiye ederim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi varsa soruları cevaplamak isterim. Teşekkür ediyorum sunumunuz için. Çok faydalı bilgiler oldu. Şimdi portamıza baktığımız zaman en çok neler soruluyor diye. Size panel montajıyla alakalı çok fazla soru geliyor. Ama bence bunu da şunu açıklamak lazım. Montajdan önce panel seçimi, panelin yapılışı yani montaja kadar gelen aşamalarda neye dikkat etmek gerekiyor? Belli kriterleri var mı? Panel seçiminde kriterler şu şekilde yapılabilir. Ya da mekanik dayanım açısından baktığımızda panonun nerede kullanılacağına göre beklenen mekanik dayanım özellikleri değişken gösterebilir. Örneğin daha az önce bahsettiğim gibi bir AVM'de ya da bir hastanede kullanılacak çok daha steril temiz ortamlarda ya da bir darbe alma ihtimalinin çok düşük olduğu ortamlarda olacak bir panoyla endüstride ya da altyapıda etrafından fokus geçen ya da üzerine herhangi bir şeyin getirilmesi düşme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir ortamdaki panoda beklenti farklı olmalıdır. Dolayısıyla biraz daha işletmeci konusunun nasıl bir ortamda olacağını bilerek ona göre talep edilmelidir. Yani gereksiz yere yüksek mekanik dayanım testi istemek de eğer gerçekten ihtiyaç yoksa panonun maliyetini artacak bir kriterdir. Dolayısıyla ilk önce panel olarak nasıl bir ihtiyaç olduğunu, işletmenin ihtiyaçlarının ne olduğunu belirlemek bence en önemli kriter. Evet, bir yorum gelmiş. Kısa tip testlerle de ilgili bir bilgi olabilir mi? Bir sorumuz var. Bir soru bakalım. Kısa tip testleri de anlatılabilir mi diye. Tip testlerinden başlayacak olursak, şimdi IEC 62.439'da 13 ayrı adımda tip testlerinden bahsediyor. 13 ayrı kriter var. Bu şu an bahsettiğimiz mekaniklerin bunlardan sadece bir tanesi. Her biri ayrı bir gün için bir konu olabilir. Dolayısıyla baştan sona zamanımız kalmayabilir bu konuda.
Ama özellikle bir talep olursa bir sonraki konuda o talebe göre belirleyip Evet. öyle bir seminer yapabiliriz. Bu konuda bir talebiniz varsa seminer talebiniz, bize her zaman mail atabilirsiniz. editor@voicemove.com.tr'ye gönderirseniz taleplerinizden alıp mutlaka yeni seminerler için ya da en azından makaleler için ortaklarımızla paylaşarak bu konuda gerekli yönlendirmeleri yapabiliriz. Evet, zaten bu ayrı bir konu olduğu için, daha kapsamlı bir konu olduğu için muhtemelen bundan ayrı bir seminer olarak yapılacaktır. Herhalde 2018 yılında, artık seneye yetişmeden 2018 yılında daha farklı seminer çalışması olabilir diye düşünüyoruz. Sorunuz yoksa yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Zaten e-mail adreslerinizi bıraktınız. E-mail adreslerini bırakan kullanıcılarınıza daha sonrasını gönderilecek. Bir hafta sonra aynı şekilde biz bu yayının tamamını kanalımıza da yükleyeceğiz. YouTube'a Voice Türkiye yazarak YouTube kanalımıza gelebilirsiniz. Orada bütün seminerlerimizin teyitleri mevcut. Önümüzdeki hafta bunu da eklemiş olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Soru geldi galiba. Evet, Mehmet Bey'den. Küçük tip duvar elektrik panolarında sert plastik panolardan kullanılmaktadır. Saç ile plastik arasındaki farklar nelerdir? Tamam, hızlıca onlardan bahsedelim. Belli bir ilka notunun üzerine geçmek için plastik panolar kabul edilmemektedir. Zannediyorum siz ilka 05 ve üzeri saç pano kullanmanız gerekir. Saç ile plastik arasındaki fark şu, yine kalınlığı ya da boyutlandırmalarıyla da beraber değişkenlik göstermek üzere saç plastik ve saç arasında sacın tabii, yani plastik tabii yapılmış polimerin özelliklerine göre de değişkenlik gösterir. En büyük farkları sıcaklıktan etkilenmeleriyle alakalıdır. Dolayısıyla endüstride özellikle daha sıcak ortamların olduğu yerlerde plastiğin ısıyla birlikte esneklik katsayısı artmaktadır. Esneklik katsayısı arttığı için de üzerine gelebilecek herhangi bir herhangi bir darbede kalıcı deformasyon riski çok daha fazla saca göre. Sac ise bu karşı çok daha dayanıklı. Bu farklı bir konu, bu yüzden özellikle büyük panolar ya da işte belli bir boyuttan sonra duvar panolarındaki saç yapılmaz, plastik yapılmaz saç yapılır. Bak, zaten herhalde daha çok tercih edilen bir madde Panolarda öyle. diye Evet, biliyorum. plastik panolar, plastiğin panolarda panonun dış kısmı, kasası olarak kullanılması sigorta panolarından, sigorta kutularından ibaret diyebiliriz. Yani işte belli bir akımın üzerinde, içerisinde belli bir ağırlık taşıması beklenen ya da belli bir ortam şartlarına uyması beklenen bir ihtiyaç olduğunda direkt saça geçilmesi. Sadece bu tabii herhalde ömrünü uzatan bazı kriterler var değil mi? Yani boyası mesela ya da Tabii, işlenişi. evet, çok mekaniklerle alakalı değil ama evet, boyası işte kaplama, sacın kendi özellikleri de nasıl bir galvaniz olduğu, üzerindeki galvanizleme kalınlığı gibi birçok farklı, yani mekanik dayanımın dışında da işte paslanmaya ya da kırıklanmaya karşı metal yorgunluğuna karşı dayanıklılığı arttırılabilir ya da kullanıldığı yere göre ya da marim uygulamaları gibi bazı bölgelerde işte kullanımlık oranının farklı olduğu, yüksek olduğu yerlerdeki paslanma gibi testlere karşı arttırılabilir. Uzun vadede mekanik dayanımı da etkileyecek faktörlerdir. Özellikle sacın zarar görmeye başlaması ya da oksitlenme ya da küflenmeye başlaması gibi durumlarda herhangi gelecek darbeye karşı dayanıklılığı da azaltılır. Dolayısıyla bu da büyük bir önem taşır ama yepyeni bir panodaki önemi çok daha düşüktür. Yani bütün maddeleri kadar azdır. Fakat bakım yapılırken herhalde dikkat edilmesi gereken bir unsur. Evet, yani saç panolarda yani dışarıdaki herhangi bir kimyasalın onunla etkileşmesi. Yine daha önce bahsettiğim gibi hissetmenizin nasıl bir ihtiyacı olduğunu bilip buna göre zaten bazı koşullardaki panolara, bazı koşullardaki ihtiyaçlara saç bir panoyla karşılık da verilebilir. Paslanmaz çelik panolar var. Onlarla ancak çözülebilir. Dolayısıyla onların paslanmaz çelik olması, yani materyalin değişimi olması nedeniyle IK değerleri de zaten çok daha yüksektir. Gibi. Peki bu standartlarla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenleri nereye yönlendirilir? İlgili Yine web siteleri. ilgili web site AİS'in standartını tekrar baştan okuyabilirler. Bahsettiğimiz mekanik deneyimle ilgili kısım AİS 62.262 zaten. Ama az önce bahsettiğimiz gibi diğer tüm tip testlerinden bilgi sahibi olmak istiyorsanız 61.439'un içerdiği tip testlerinden. Yine AİS 61.449'u inceleyip 13 ayrı adımına ayrıntılı bakabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de dinlediğiniz için ve zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı cumalar dileriz. Bir dahaki seminerimizde görüşmek üzere.